İyi günler arkadaşlar. Salih adında arkadaşımız, bir de Mert adında arkadaşımız benden kombin istemişti. Bunlara uygun. Bir tanesi aslında scooter kombin istedi, bir tanesi sanırım spor makinelere uygun. 5000 liraya kadar bir kombin istedi. Onlara uygun bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Next E6 100 kaskı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Daha önce de bunu tavsiye etmiştim birçok arkadaşa. Üstündeki mont Vertex Air diye geçiyor. Bu yeni bir mont. Yeni geldi elimize. Bununla beraber güzel bir kombin oluşturabildiğimi düşünüyorum. Farklı modelleri de açıklama kısmına yazacağım. Bunlardan şimdi bahsedeyim, detaylarına geçeyim. Next E6 100 kaskları zaten biliyorsunuz. Geniş bir bakış açısı var. Full art, full geldiği için. Hani içindeki işte pin lokuyla beraber, işte ufak kenarlarına sürülecek yağıyla beraber geldiği için bunu örnek veriyorum ve bunu size sunuyorum. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. İç petlerini isterseniz çıkartıp yıkayabilirsiniz. Geniş bakış açısı olduğunu söyledim. Burun pedi var, çene pedi var. Ve hani kademeli açılıp kapanan bir tane cam var. Ön havalandırma kanalı, üst havalandırma kanalı gerçekten gayet iyi. İçinde bir tane de aynı zamanda güneş vizörü var. Ve arka tarafında spoiler'ın hemen altında havalandırma kanalları var. 1550 gramlık EC2205 sertifikasına sahip ve dış kabuğu polikarbon olmasına rağmen kauçukla desteklenmiş şekilde yapılmış bir yapıya sahip. Yani aslında biraz kompozit bir yapıya sahip. Polikarbon ve kompozit karışımı bir yapıya sahip. Bel Vortex kask da alınabilir. O kasklar biraz daha spor sürüşe yakındır. Hani scooter kombininin dışında spor kombini isteyen arkadaşlara o detayları, yani o kaskı önerebilirim. Bel Qualifier alınabilir. Bel Vortex alınabilir. Onlar mesela Bel Qualifier 800 lira civarında bir kask, 720-800 lira civarında bir kask. Bel Vortex 1000 lira civarında bir kask. Peşin alınan %5-10 arası fark ediyor. Bunları önerebilirim. Üstündeki Vertex Air montunu öneriyorum. Bu da Revit'in montu, yeni nesil bir mont. Yeni nesil korumalara sahip. Yumuşak olsa da darbe emme özelliğine sahip. Hem omuzlarında dış korumalara ve hem de omuz içlerinde özel korumalara sahip. Bu darbe emen korumalar çarptığı anda darbeyi dağıtmasıyla özellikle, hani ona göre bir özellikle yapılmış. Bu Vertex aynı zamanda kumaşı olarak hani delikli bir yapıya sahip ve o delikli yapı rüzgar geçişini kolaylaştırıyor. Kollarında cırt cırt var. Cırt cırtla açılıp kapanıyor. Kol iç ayarlamalarına sahip ve file dokusu var her tarafında. Ön tarafında da hava geçirgen bir yapısı var. Arka tarafında da hava çıkışını sağlayacak ince bir kumaşı var. İç tarafında herhangi bir astar yok. İsterseniz astarlı olarak, isterseniz astar takılabiliyor. İç tarafı tamamen file dokudan. Şu tarafında bir tane cev var. Sağ tarafında bir tane cev var. Şu kısımlarında da tekrar astar takılması için yerleri var. Bununla beraber benim önerebileceğim Strikers 2 yine Revit'in bir eldiveni. Her koruması gerçekten çok detaylı yapılmış. İç tarafında özellikle bilek içinde güzel bir koruması var. Biraz yumuşak bir koruma. Yumruk koruması var, bileğinde cırt cırtı var, şu şekilde yapılmış, eklem yerleri tamamen korumalı ve aynı zamanda hava geçirgen bir modeldir. İç tarafında da delikleri göreceksiniz zaten. Bu da yazlık, hani bu kombin tamamen yazlık bir kombin aslında. İsterseniz hani bunun kışlık modellerini bir önceki videolardan veya iki önceki videolardan görebilirsiniz. Onları kışlık ve yazlık diye tanıttığım bir tane video vardır. Oradan bakabilirsiniz. 590 pantolon öneriyorum. Bu City modeli. Neden bunu öneriyorum? Çünkü içinde hani birçok kişiye yazlık ve bağlık olarak bunu öneriyorum. İç tarafında şu şekilde bir kevlar yapıya sahip. Özellikle kalça koruması ve diz formaları var ve mavi rengi, bunun siyahı da var. İsterseniz ondan alabilirsiniz. Ortalama bir bot almak istiyorsanız, yani orta fiyatın orta fiyatlara yakın bir bot almak istiyorsanız bu botu alabilirsiniz. Rugby'nin DNA modeli, bu kısa bir modeli. Bunu daha önceden tanıtmıştım, tanıtımlarda görmüş olabilirsiniz. İç tarafında özellikle hani teri emen bir kısım var. Arka tarafında körük mekanizması var, üst taraf alt şu kısımda körük mekanizması var, vites koruması var, burun koruması var ve bilek yerlerinde koruma var, kopuk koruması var, alt tarafı da kaydamayan bir yapıya sahip. Bunlarla yaklaşık 4-5 bin lira civarında çıkan bir fiyatlara sahip. Bunlarla yaklaşık hani bir kombin oluşturmaya çalıştım. Bu fiyatlar belki biraz geçebilir, mont yazlık bir monttur.
Revit'in yeni montlarındandır. Umarım ikinize de yararlı olmuştur arkadaşlar. Hani Salih ve Mert arkadaşlar. Yani bunu scooter kombinin içinde kullanabilirsiniz. Verdiğim bel kasla beraber kullanmak istiyorsanız bu spor mont spor sürüşlerine de uygun şekilde kullanabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.